Bugün hüzünlü bir resme bakıyoruz. Baktığımız bu tablo, Jan Matejko'nun 1862 yılında resmettiği Stanchik tablosu. Tablo günümüzde Varşova Ulusal Müzesi'nde yer almaktadır. Resme baktığımızda dikkatimizi çeken, ortada yer alan bir figür. Bu figür bir soytarı, saray soytarısı. Fakat figür hüzünlü görünüyor. Üstelik de hemen yan tarafta bir eğlence olmasına rağmen. Önce resmin odak noktasında yer alan Stanchik'e bakalım. Polonya kültürünün altın çağı olarak kabul edilen 1500'lü yıllarda kralın saray soytarısı olan Stanchik aslında bir soytarıdan çok öte bir karakterdir. Polonya'nın geçmişi, geleceği ve yaşadığı dönemle ilgili hiciv dolu yorumlarıyla ün yapmıştır. Zeki, esprili ve dilbaz bir kişiliktir. Tabloya baktığımızda tabloda bir eğlence düzenlendiğini görüyoruz. Hemen yan odadaki Stanchik, arka plandaki eğlenceli ortama rağmen bir soytarıdan beklenmeyecek kadar üzgün. Sandalyesine çökmüş, ellerini kavuşturmuş, düşüncelere dalmış. Tablonun bu atmosferi, Stanchik'in geleneksel kıyafetleri içindeki hüznü ve yüz ifadesi dikkat çekiyor. Peki Stanchik neden bu kadar üzgün? Stanchik'in hemen yanındaki masaya bakalım. Masada bir mektup görüyoruz. Mektupta ülkenin düşman eline geçtiği söyleniyor. Stanchik bu yüzden düşünceli. Matejko'nun eseri Polonya tarihindeki önemli bir dönemi canlandırarak Polonyalıların milli kimliği ve tarihi bilincini vurgular. Stanchik Polonya kültüründe bir sembol olarak kabul edilir. Resimdeki diğer detaylara bakarsak solda açık bir pencere görüyoruz. Esen rüzgar masanın üstünü dağıtmış. Bu mevcut düzenin bozulduğuna işaret. Pencereden görünen kuyruklu yıldız, ülkeyi bekleyen kötü kaderi temsil ediyor. Arka plana baktığımızda eğlencede iki cüce görüyoruz. Bu cüceler ihtişamın sembolü olan lavtayı tutuyorlar. Ressam bu müzik aletini bir cücenin eline tutuşturarak Litvanya dükalığının zayıflamakta olduğuna gönderme yapmıştır. Bu tarihi ve güzel resim için teşekkürler Jan Matejko.